Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf din, 1. dönem 2. yazılısını birlikte çözeceğiz. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmeye setre avre denir. Her namazı kendi vakti içerisinde kılmaya eda denir. Namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmaya necasetten taharet denir. Kabe'nin bulunduğu yere doğru dönmeye kıble denir. Nokta nokta haftada bir gün cemaatle kılınması zor zorunlu olan namazdır. Cuma namazı. Ezan okuyan kişiye müezzin denir. Şu okunuyor mu? Şöyle bir daha yazalım. Kalem bitmek üzere. Kişinin rükû yaptıktan sonra el, burun ve alnını yere koymasına secde denir diyoruz ve boşluk doldurmalarımızı tamamlamış oluyoruz. Peki. Ne demişiz? Aşağıda verilen namaz vakitlerinin rekatlarını ve sayılarını yazınız demişiz. Arkadaşlar sabah namazı toplamda 4 rekattır. 2 sünnet 2 farzdan oluşmaktadır. 2 sünnet 2 farz olmak üzere 4 rekattır. Öğlen namazı 4 sünnet 4 farz 2 son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. İkindi namazı 4 sünnet 4 farz olmak üzere toplamda 8 rekattır. Akşam namazı 3 farz iki sünnet olmak. Üzere toplamda 5 rekattır. diyoruz. Yatsı namazı ise 4 sünnet 4 farz iki son sünnet ve 3 bitir vacip olmak üzere toplam 13 rekattan oluşmaktadır diyoruz ve bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. İlahi kitapları ve hangi peygamberlere gönderildiğini yazınız demiş sorumuz bize. Hemen yazalım. Tevrat, Hazreti Musa'ya Zebur Hazreti Davuda İncil Hazreti İsa'ya Son kitap olan Kur'an-ı Kerim ise Hz. Muhammed'e gönderilmiştir diyoruz arkadaşlar. Ve bu sorumuzu da mükemmel bir şekilde çözmüş olup arka sayfamızdan diğer sorularımız ile devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne demişiz? Rükû ve secde yapılmayan Birinci tekbir hariç diğer tekbirlerde eller kaldırılmadan ayakta kılınan namaz hangisidir? Arkadaşlar rükû ve secde yapılmayan birinci tekbir hariç diğer tekbirlerde eller kaldırılmadan ayakta kılınan namaz cenaze namazıdır. Bir namazın vakti geçtikten sonra kılınmasına kaza adı verilir. Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine ne ad verilir? Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesine vahiy adı verilir diyoruz. Peki diğer sorumuz ile devam ediyoruz. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız. Abdest almaya başlamadan önce niyet edilir. Sonra eller yıkanır. Önce ağza sonra buruna sığır verilir. Daha sonra yüz yıkanır. Sonra kollar dirseklere kadar yıkanır. Nokta nokta mes edildikten sonra baş. Mes edildikten sonra kulaklar ve ense mes edilir. En son ayaklar yıkanır diyoruz. Şimdi tamamlanmış bir şekilde baştan okuyalım. Abdest, al, almaya başlamadan önce niyet edilir. Sonra eller yıkanır. Önce ağza sonra burnuna su verilir. Daha sonra yüz yıkanır. Sonra kollar dirseklere kadar yıkanır. Baş mes edildikten sonra kulaklar ve ense mes En son ayaklar yıkanır diyoruz. Ve bu sorumuzda tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. <laughs> sorularımızı çok güzel bir şekilde çözdük. Altın değerinde sınavda karşınıza çıkacak sorular. Hemen akılda kalacak şekilde tekrardan bir üzerinden geçelim. Eklememiz gereken bir şey varsa onu ekleyelim. Ne demişiz? Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmeye setri avret denir. Her namazı kendi vakti içerisinde kılmaya eda denir. Arka sayfada ne demiştik? Namazın vakti geçtikten sonra kılmaya ne denir arkadaşlar? Kaza denir demiştik. Namaz kılınan yeri ve elbiseyi temiz tutmaya necasetten taharet denir. Kabe'nin bulunduğu yöne doğru dönmeye kıble denir. Cuma namazı haftada bir gün cemaatle kılınması zorunlu olan namazdır. Ezan okuyan kişiye müezzin denir. Kişinin rükû yaptıktan sonra el, burun ve alnını yere koymasına secde denir diyoruz. Aşağıda verilen namaz vakitlerinin rekatlarını ve sayılarını bize yazın demişti. Sorumuz Sabah namazı toplam 4 rekattan oluşuyor. 2 sünnet ve 2 farz olmak üzere. Öğlen namazı 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattan oluşuyor. İkindi namazı 4 sünnet, 4 farz olmak üzere 8 rekattan oluşuyordu. Akşam namazı 3 farz, 2 sünnet olmak üzere 5 rekattan oluşuyordu. Yatsı namazı ise 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet ve 3 bitir vacip olmak üzere toplamda 13 rekattan oluşmaktaydı. Arkadaşlar, şuralara rekatlarımızı da yazalım. İlahi kitapları ve hangi peygamberlere gönderildiğini yazdık burada. Tevrat Hazreti Musa'ya, Zebur Hazreti Davud'a, İncil Hazreti İsa'ya, Kur'an-ı Kerim ise Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir dedik. Ve buradaki soruları mükemmel bir şekilde çözmüştük. <laughs> Rükû ve secde yapılmayan birinci tekbir hariç diğer tekbirlerde eller kaldırılmadan ayakta kılınan namaz cenaze namazıdır. Bir namazın vakti geçtikten sonra kılınmasına kaza denir. Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine vahiy adı verilir. Abdest alırken izlememiz gereken yol hakkında boşluk doldurmalı bir soru sormuştu bize. Bu sorumuz ne demişiz abdest almaya başlamadan önce niyet edilir. Sonra eller yıkanır. Önce ağza sonra burna su verilir. Daha sonra yüz yıkanır. Sonra kollar dirseklere kadar yıkanır. Baş mes edildikten sonra kulaklar ve ense mesh edilir. En son ayaklar yıkanır şeklinde ee, ne demiştik? Sorumuzu tamamlamıştık. Peki şimdi madem çok iyi anladınız peki size birkaç soru sorayım o zaman. Hemen. Bunun üzerine çok durdum. Bir daha duracağım. Her namazı kendi vakti içerisinde kılmaya ne deniyordu arkadaşlar? Eda. Namazı vakti geçtikten sonra kılmaya ne deniyordu? Kaza. Eda neydi? Namazın vaktinde kılınması. Kaza neydi? Namazın vaktinin geçtikten sonra kılınması. Harika. Peki namazda örtülmesi gereken yerleri örtmeye ne deniyordu? setri avret deniyordu. Peki bir de namaz zekatlarından bir soru soralım. İkinci namazı kaç zekattan oluşuyordu? 8 zekattan oluşuyordu. Peki bunlar neydi? Benle beraber size cevaplayın çünkü ben size soruyorum. Hatta burada videoyu durdurun isterseniz. 4 sünnet ve 4 farzdan oluşuyordu. Evet, bunlara dikkat ediyoruz ve yazılıdan çok güzel yüksek geçen not alıyoruz arkadaşlar diyerek yazılı yazılık çalışmamızı sonlandırmış oluyoruz. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.